Mardin valisi buraya taziyeye gelmiş. Biz duymadık da bugün Tevki Aracini Azad'ın programı vardı. Biz diğer köyle, biliyorsunuz Çınar'ın da iki köyünde taziyeler vardı. Oradaydık. Biz bu köye, yani Kele'ye geldiğimizde hem çok yağmur vardı, hem rüzgar vardı, hem de yine yangın çıktığını gördük ve gençler yine o can havliyle yangın yerine koşuşturuyorlardı. Biz o can havliyle ve yine dağlık alanında, biliyorsunuz buralar dağlık bölge, bir taraftan itfaiyeler ulaşmaya çalışıyor ama itfaiyelerin ulaşamayacağı. Yine ben valiye ve orman müdürlüğüne ulaşmaya çalıştım. Buraya helikopterle müdahale edilmesi gerekiyor. Gençleri engellemek gerekiyor. Yine aynı acılar yaşanmaması diye. Ben bir taraftan tekrar vali, ki 3 gündür aslında valiyi arıyoruz ve 3 gündür valiliğin hiçbir şekilde bizim telefonlarımıza döndüğü yok ya da dönüp bize bir bilgi verdiği yok. Ben onunla ile uğraşırken buradaki işte sakinler valinin içeride olduğunu söyledi. Ben de madem vali içeride, içeri gidip içeriden ona hani bu durumun hemen bir helikopter kaldırılması gerektiğini kendisine burada söyleyeyim diye içeriye doğru giderken kapıda korumalarıyla karşılaştık. Biliyorsunuz aslında iktidar da memurları da eğer bir yere gittiklerinde de koruma ordusuyla geziyorlar. Tek başlarına halkın içine çıkma gibi bir yüzleri olmadığı için, yaptıklarının farkında olduğu için koruma ordusuyla kapıda yine korumalarıyla karşılaştık ve korumasına kendimi tanıtmış olmama rağmen, ki iki dönemdir milletvekili yapıyorum, beni içeri almadı ısrarla. Yani fiziki olarak engellemeye çalıştı. Ben onu geçtim. İkinci bir korumayla karşı karşıya kaldım. Oradan da beni engellemeyince ben oradan sesimi yükselterek işte 3-4 gündür size telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. 3-4 gündür burada ilk olayın olduğu gün buraya helikopter gelmesi gerekiyorla ilgili size not bıraktırdık ve o günden bugüne bize henüz dönüş yapmadığınız, bugün de size ulaşmaya çalışıyoruz. Dışarıda bir yangın var yine. Gençler oraya gidiyorlar. Bununla ilgili de bize geri dönüş yapmıyorsunuz veya telefonlarımıza cevap vermiyorsunuz. Bu halkın acısının yaşandığı dakikalarda olmadıysanız şimdi burada ne işiniz var diye korumaları beni engellediği için oradan sesimi yükselterek sesimi kendisine duyurmaya çalıştım. Tabii kendilerinin etrafında koruma ordusu olduğundan koruma orduları bize saldırdı. Kendi ilçe eş başkanları, ilçe başkanları, Mazıdağ ilçe başkanı olduğunu sonra öğrendiğim bir zat bize saldırmaya çalışınca halkımız da kendi vekillerini koruma dürtüsüyle müdahale ettiler ve valinin burada olmaması gerektiğini, acımızda burada olmayanların bugün de yanımızda olmaması gerektiğini söyleyerek valinin buradan gitmesini gerektiğini söylediler. Bunun üzerinden de vali buradan ayrıldı. Biz buradayız. Halkımızla beraberiz. Halkımızla beraber olmaya, halkımızın acısını paylaşmaya, bu acı bizim acımız, paylaşmaya devam ediyoruz. Ve bu yaşananların da sonuna kadar takipçisi olacağımızı, burada sorumluların kim işte... Değişik kurumların gelip burada gözlem yaptılar. Raporları basına yansımaya başladı. Burada meselenin ne olduğu açığa çıkıyor. Bunun üzerinden takipçisi olacağımızı belirtirim.